Selamlar arkadaşlar. Ben Blue Bariton. Bugün birlikte League Chess'te yeni bir satranç videosu ile beraberiz arkadaşlar. Bir arena başladı. 16 dakika oluyor. Hemen bu haftalık klasik arenasına girelim. 507 kişi var diyor. Evet. Şartı neymiş? Ona da bakalım hemen. 5 tane puanlı maç istiyor ki bizim zaten 1000'den fazla oyunumuz var. Belki 2000'e yaklaşıyordur. 20 artı 10'muş. Biz hep 30 artı 30 oynuyorduk. Son dönemde. Bakalım. Bu arada arkadaşlar katıl diyelim. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk maçı yapıldı. Ona da bakmıştım. Özellikle bir kısma kadar baktım. Sonuna bakmadım ama sonunda da 3 hamle tekrarından berabere kalmış gördüm. Az önce kontrol ettim. Onu da yine takip edenler varsa hatırlatmak istedim. Şimdi bize bir rakip arıyor. Bakalım ne yapabileceğiz şu an. Bekliyoruz rakibimizi. Beyaz gelirse yine Dois Gambit'ini deneyeceğim. En son paylaştığımız videodan bir önceki. En son videomuzda yine bir satranç oyunu oynamaya çalışmıştım. Son zamanlarda Advanced Gambit'i çalışıyoruz. Belki deneyebiliriz duruma göre ama daha henüz bitmediği için ve henüz tam olarak sağlıklı bir şekilde olmadığı için ona girmeyebilirim belki duruma göre. Evet, beyaz geldi. İlk rakibimiz 1792. Burada selam veremiyoruz. O yüzden direkt hamlemizi yapalım. Burada selam verilmiyor turnuvadayken. Şu an 351. sıradaymışız. Evet, direkt tehditle başladı rakibimiz. Tamam, şimdi o zaman düşünelim. Acele etmeyelim. Rakip alırsa ne yapabiliriz diye. Şimdi atla çıkarsak at C3'e piyon sürebilir. At V3 çıkarsak da piyonu alabiliyor. Fil C4 çıkmanıza da engel olan bir hamle. Bunu direkt alarak devam etmemizi istediğini düşünüyorum rakibin. O yüzden ona imkan vermek istemiyorum. Şöyle yapacağız. Burada merkez direkt açarsam da alacak. O yüzden ben burada fianchetto ile başlayayım. Şöyle vezirint tarzı gitmek istiyorum. Alırsa ona göre davranacağız. Bu sefer at C6, şey at C3 çıkabilirim alırsa. Yani oradan bir piyonu verdik. Oradan almaya çalışacağız yine. Alıp almayacağını bakacağız. O bizim almamızı istiyordu. İstediğini yapmak istemedim. Şimdi atla istiyorum. Burada birazdan fianchetto'ya çıkacağız. Evet. Şimdi atla tutuyor. Bu sorun değil. Benim fil C4'üm de açıldı zaten. Ona da gideceğim. Önce fianchetto'muzu bir yapalım. Güzel. Bu piyonu bir an önce halletmemiz lazım. Atının çıkması iyi oldu. Çünkü piyonu gelip tutamayacak şu an. Evet, şimdi fil C4 ile fil alır F7 tehdidimiz oluşturabiliriz. Onun dışında filin gelmesini istemiyorum. Atını şimdi şöyle kullanabiliriz. Filimizi çıkarız. Birazdan H3 yapmayı düşünüyorum. O filin aşağı inmesini istemiyorum. Şimdi filimizi şöyle piyon destekli bir yerleştirelim. Rakip şimdi filini çıkabilir. Ben bunu atla tutmayı düşünüyorum. Atları birbirine bağlayacağım. Sonra rokumu atacağım. Yani E2'den çıkmayı düşünüyorum atımı. Piyon sürmelerini de merkez piyonumla alabilmek için tutuyorum ama işte vezirimi de bir an önce çıkmam gerekiyor. Burada bu önemli. Evet, fili bekliyorduk. Şimdi bakın buradaki H3'ü geciktirdikçe böyle sorunlar çıkabiliyor. Şimdi rokumu atacağım. H3'ü peşinen yapabiliriz. Çünkü rakibin burada baskı noktaları oluşturmasını istemiyorum. Piyon sürerse bunu hangi piyonla alacağımıza karar vereceğiz. Gerekirse uzun rok bile atabiliriz. Evet, rakip piyon sürerse buna karar vereceğim. Yapmazsa yapacağı hamleye bakacağız. Büyük ihtimal merkez piyonunu oynar. Eğer bu tarafta bir hamle yapmazsa. Çünkü filini çıkıp kısa rok atmak isteyebilir. Ben H3 ile o fili göndermeye çalışacağım. Yani bir karar ver diyeceğim. Atı istiyor musun, istemiyor musun diye. Karar vermeye zorlayacağız.
Onu da vezirle mi alırız? Atlı alabiliriz. Belki fianchetto'nun önünü açarız. Uzun rok atmayı da düşünüyorum aslında ama rakibin hamlesine göre karar vereceğiz. Yine bizden güçlü bir rakip. Mümkün olduğunca doğru kararlar vermeye çalışacağız. Şimdi gelişim önemli. Rokum kaldı, vezirimin çıkmak kaldı. Bir de rakibin şu an rahatsız edici piyonunu ve filini göndermemiz lazım. H3'te fili gönderebiliriz ama bu piyondan kurtulmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Onu da şöyle düşünüyorum. Fili B5'e çekip açmaz oluşturursak bundan faydalanabilir miyim diye bakıyorum ama daha sonra rakip bize büyük ihtimalle evet şimdi at hamlesi geldi. Bunu bir değerlendirelim. Hani burada açmazdan yükleneyim diyor. Şimdi rok atarsam ne var ona bakalım. Çünkü bu kızarmış ciğer saldırısına giriyor bu hamle. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapsak. Zaten kısa rok atmayı düşünmüyorduk. Burada araya piyon soksak. Mesela F3 yaptık diyelim. Rakip de piyonla aldı diyelim. E alır F3'e. Bu sefer destek getiremiyorum ama piyon girmiş olacak araya. Ama fili getirirse fili alacağım için piyon araya girdiği zaman bu bağlantı kopar. Atı alabilirim. Gerçi atı atla tutuyorum ama ben bu atı açarak piyonu alırsam atı da istiyor olacağım. Fakat önümdeki piyon bana engel olacak. Dolayısıyla şu an ben fili göndermeyi seçersem rakip burada atla inerse atla alabilirim. Fille gelirse yine atla alabilirim. Filimin önünü açarım. O yüzden rok atmaya ve H3'e bakacağım. Şimdi burada H3'e bakalım. Fille gelip gelmeyeceğine bir karar versin. Rokumu atmadım direkt. Çünkü atla alıp fianchetto'nun önünü açabiliyorum. Burayı dağıtabiliyoruz. Ve file de saldırdığım için artık karar vermek zorunda. Ata saldıracak mı, saldırmayacak mı? Ata zaten saldırmayı düşünürse artık atla yapmayacaktır. Atla yaparsa zaten ben atımı diğer atla tuttuğum için fili direkt alabilirim burada. Rakip diğer evet fille geldi. Tamam biz bunu atla alacağız. Fili almış olduk. Tamam. Şimdi fili mi döneceğiz, vezirle mi alacağız? Buna bakalım. Şimdi ben vezirle alırsam istemeyi bıraktığım piyonu tekrar istiyor olacağım. Fakat o attan kurtulmam gerekecek. Fianchetto filini de değişmemek gerekiyor. Fakat çift film olduğu için bir avantajım olacak. Şimdi ben bunu vezirle mi alsam diye bakıyorum. Fille mi? Fille dönüp alırsam en azından eğer farklı bir açıdan da kullanabilirim file. İki çapraza da bakıyor olacak. Peşinden rokumu atarım. Evet, böyle yapalım. Acele etmeyelim. Fil F7'yi şimdilik kullanmamıza gerek yok. Vezirime merkezi piyonu sürerek piyonu isteyerek kullanabilirim. Vezirime. Yani piyon alırsa biz de C dikeyini açmayı düşünebiliriz duruma göre. Tamam şimdi o çifte piyon uğraşacak. Bu arada bu filin önü açıldı. Buradan bize değişim yapmasını da istemiyorum zaten. Hemen burada bir A3 yapsam mı? Ona bakıyorum. Şimdi A3 yaparsak oradan filin gelmesini engelleriz ama kalemizi de filimizi de bir süreliğine oraya bağlarız ama şimdi atı alırsam vezirle alacak. Merkeze piyon sürersem işime geliyor mu diye bakıyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Ben burada D3 sürersem ve rakip tabi buna şah çekerek gelecek tabi filiyle. O yüzden ben burada bir kere bir A3'ümü yapayım. O filin oradan inip şah çeker pozisyona gelmesini, tehlikesini bir önleyelim. Yalnız burada filimin ve kalemin pozisyonuna dikkat etmem gerekiyor. Uzun rok atarsam o iş filime düşecek. O yüzden kısa roka dönebiliriz. Yapımızı koruduk. Rakibin merkezde çifte piyonu var. Sorun mu? Bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, rakip hızlı karar verdi. Şimdi biz bundan faydalanabilir miyiz diye bakıyorum. Şimdi atı alırsam vezirle alacak.
İyon yapısını bozmak istemeyecek. Şimdi ben burada D3'ü şimdi sürersem, rakip eğer alırsa bu sefer fille aldığım zaman şahın önü açılıyor ama az sonra rok atabilirim. Rakip filini bir şekilde oynadığı zaman buradaki D6 filini, ben de rakip rok atmamışsa fille şah çekerek hani veziri isteyebilirim ama vezirin bir öne gelmesi lazım. Çünkü kale destekli durduğu zaman işime gelmeyecek. Rakibin rok atması fikrini de düşünerek filim aslında güzel yerde duruyor. Fakat bu çapraz çok işime yaramıyor şu an. Şah çekme hakkımı kullanırsam fille, fille B5'ten şah çekersem büyük ihtimal piyon girecek araya. Ve filini koruyan piyon dan kurtulmuş olacağız o açıdan. Fakat veziri tuttuğu için filini, şu an fili direkt zaten alma şansımız yok. Şimdi bir değerlendirelim durumu. Biz burada rokumuzu atalım. Bir an önce bu gelişimimizi, bu noktayı halledelim. Şimdi rakip burada filiyle H2'ye girme durumu olabilir. Şimdi D3'ümü sürersem, şimdi bu tarafı da artık dikkat edin, veziri çıkarmam gerekiyor bu son sırada. Şimdi o vezir oradan hareket ettiği zaman fianchetto filini normalde vermem ama fil alır F6 yaparak rakibin savunmasını bozmak istiyorum. O yüzden o veziri oradan hareket ettiği anda kullanabilmek adına bekletiyorum. Aslında veziri biraz hareketlendirmek için filimi kullansam mı diyorum. E2'deki. Bu dikeyi de açmış olurum. Onu da istemiyorum aslında şu an fazla. Şimdi bir bakalım. O veziri oradan hareket ettirtebilir miyiz? O zaman şöyle yapalım. Şimdi o filin H2'den sürpriz yapmasını istemiyorum. O yüzden ona merkezden artık ilerlemem lazım. Direkt D4 yaparsam rakip almayabilir ve filimin önü kapanır. D3 yaparsam alırsa en azından vezirimin de önünü açmış olacağım. Bunu bir kullanmak istiyorum. Artık merkezde açmam gerekiyor zaten. Tamam, güzel. Şimdi burada fille mi alacağız, vezirle mi? Bence fille almak daha iyi. Çaprazımızı açalım. Komple bakın, bütün fillerim ve nasıl diyelim, vezirim hepsi rok kanadına bakıyor şu an. Evet. Şu an şah çekme pozisyonumuz var. Bunu kullanırsak bir işimize şu an yaramıyor ama hazırda beklemek iyidir. O vezirin hareket etmesi halinde atı alıp piyon yapısını bozmak isteyeceğim. Almazsa da zaten at almış, kâr etmiş olacağız. Şimdi benim vezirimi oyuna sokmam, kalemi de artık merkezileştirmem gerekecek. Fianchetto'm sürpriz için bekleyecek. Şimdi vezirimi nereden sokabilirim? Atın inişlerine bakıyorum. File bakalım. Tamam, şimdi vezirimizi şöyle yapsak diyorum. Buradan F3'e çeksek, aynı zamanda rakibin B2, B7 piyonunu istesek. Tamam. Hem de kalelerimizi artık merkezileştirebiliriz. Fianchetto'muz A3'ü tutuyor olacak. Sürpriz yapmak için ata saldırdığı zaman bu A piyonumu A4'e çekebilirim duruma göre. Tabii ki siyah filden kurtulursam o zaman rahat bir şekilde sürebiliriz A4'ü. Şimdi biz B7'yi bir istiyoruz. Ayrıca rok tarafına da bakıyoruz şu an. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani bu, evet, kaleyi bırakıyor ama veziri işte kullanabilirsen. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum.
Şimdi bu boşlukta fille gelirsem atı çıkacak. O yüzden bu noktadan filde gelemiyorum. Filde gelebilseydim kaleyi isterdim. Kaleyi oynatırdık rakibe. Veziri oynatacak bir şey yapabilir miyim diye de bakıyorum. Ben şimdi o zaman boşta duran kalemi artık oyuna sokayım. Bu vezirin karşısına geçme arada taş da olsa her zaman stratejik. Rakip bir şekilde filini oynarsa biz de daha sonra filimizi oynayarak şah çekerek veziri isteyebiliriz. Kaleyle alma şansımız olur. Yani rakibin siyah filini oynaması, F6'daki filini oynaması halinde şah çekerek veziri isteme taktiğimiz var. Aynı zamanda Fianchetto filimin B2'deki filimin atı alarak piyon yapısını bozma tehdidi var. Şimdi direkt alırsam, rakip burada vezirle alırsa, ben vezirle alırsam o piyonla alacak, açacak ama vezirimi bırakmış olacağım. Güçlü bir saldırı sırasında da bırakmak istemiyorum veziri. Şahımı buradan çeksem diye düşünüyorum H1'e. En azından filin şah çekerek numara yapmasına engel olurum. Yani aynı numarayı rakip de yapabilir. Evet, at geldi. Şimdi ben buradan at gittiğine göre rakibin şahıyla şimdi şöyle bir şey. Filime fianchetto'mu feda edersem, fil alır G7 yaparsam ve şah alırsa vezirimle şah çekme fırsatım olacak. Bu şah çekişi kullanabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle bir şey yapabiliyorum. Vezirle şimdi vezirle G4'ten şah çekersem rakip de vezirini bir anda şahın önüne çekebiliyor G5'e. Bunu istemiyorum. Şimdi bu atın potansiyeline bakalım. Fianchetto'nun önünü kapatabilir. Kalelere çatal atmak istiyor olabilir. Bu bir tehlike. Şimdi kaleye çatal atamıyor. Piyonumuz var. O atı oradan çekmesinin sebebi vezirine yol açmak istemesi olabilir. Ben şimdi vezirimi şimdi getirsem G4'e diye düşünüyorum. Mat istesem. Ne yapabilir? Vezirini getirip değişelim diyebilir. Vezirini getirip değişelim derse peki filimizi oynarsak mesela şu an fille atı istesek filimizi E4'e getirsek atı istesek at aşağı inemiyor. Sola da gidemiyor. A piyonu var. Atını oynarsa kalesini alacağım için atını iyice bir kilitleriz. At kilitlendikten sonra kale de şu an bakıyor olacak aynı noktaya. Fil falan oynayacak olursa o zaman atı alma durumumuz olabilir. Piyonla alır. Kaleyle alırsak vezirle alamaz. Öyle bir durum oluşur. Ben önce bir tur mat istesem rakipten diye düşünüyorum. Ya da biz burada filimizde tehdidimize devam edelim. Evet. Şimdi diğer kalemi de E1'e çekmek istiyorum ama evet bu noktayı kapattı böyle. Şimdi ben bunu alırsam mesela diyelim ki kaleyle aldım, kaleyi feda ettim. Hangi piyonunu alacak? Biz o zaman bir tur vezirimizi G4 çekersek burada büyük ihtimal vezir değişimi istenecek.
O zaman biz bu hamleyi nasıl şöyle yapalım. Ona bakıyorum. Vezire G4 gelirsem büyük ihtimal rakip de G5 gelecek vezirine. Önceden filimizi çekersek diye düşünüyorum. Rota değiştirirsek. Ama bu sefer de o zaman veziri oraya çıkmamın anlamı olmayacak. Ben vezir G4'e bir geleyim. Büyük ihtimal piyon oynayacak. G6 falan. Ama bunu bile kullanma imkanı olabilir. Fil fedası yaparak. Ama direkt G5'e piyon getirirse bu açık alan kullanılabilir. Mesela attan kurtulup vezire D4'e gelerek de bir numara düşünülebilir. Ama benim şu an filmin kaleye bakıyor olması yine kullanılabilecek bir numara. Mesela burada C4 yapıp atı isteyebilirim. Ama şu an atını piyon sayesinde açabilir. Sorun yok. Şu an fillerimin ikisinin de o kanada bakıyor olmasını kullanmaya çalışıyorum. Kale fedası yapsak ne var diye bakıyorum ama. Evet. Şimdi fil fedasına bakalım arkadaşlar. Fil alır. G6 yaparsam açarak tehdidim var. Filimi alırsa piyonla vezirle alıp şah çekip mat istiyorum. Veziri tek çıkabileceği yer, şahını tek kaçabileceği yer diyelim. F7. F7'ye oraya da gelemiyor aslında. Evet, orayı da tutuyorum ve mat ediyorum. Tamam. Yanlış hesapladım mı acaba diye bir kere bakacağım. Fil alır G6 yaptım. Rakip de burada F alır G6 yaptığında. Vezir alır G6'dan şah çektiğimde mecburen H8'e gidecek. Biz de mat edeceğiz görünüyor ama piyonla almazsa farklı bir şey olabilir. Değerlendireceğiz. Evet. Bakalım yanlış mı gördük, doğru mu gördük? Güzel. Aldık. Güzel. Güzel bir oyundu. Rakip çekildi mi acaba diye bakacağım. Çünkü buradan artık kaçacak yeri yok. H8 evet güzel oldu. Bakayım bir. Burada yazar. Evet şahmat direkt bitti. Ha doğru ben bakın aklımdan kaçırdım. H8 karesiydi. Herhalde dedim H8'e kaçar. Çünkü filin tuttuğunu unutuyorum. Ben filin burada G7'yi tuttuğunu görüyorum. H8'i tuttuğunu görmüyorum. O yüzden bir hamle sonra mat diye düşünüyorum. Güzel oyundu. Evet, şu an bakalım ne durumdayız. Önce bir dur diyelim. Şu an durumumuzu bir görelim. Evet, şu an neredeyiz? İyi, güzel. Şu an 206'dayız ama bu değişebilir. 2 puan aldık. Tabii daha güçlü rakip. Şimdi yine benden güçlü bir rakipti. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yeni bir rakip bul diyelim. Ya da şöyle yapalım. Dur diyelim tekrar. Dursun. Bir bölüme bir maç koymaya çalışayım. Bundan sonra devam edersem çeker miyim bilmiyorum ama sizlerden tabii böyle genel istek gelirse elimden geleni yapmaya çalışırım. Hemen geriye dönelim. Bir profile gelelim. Hızlıca son yaptığımız maça bir gelelim şöyle. Tamam, güzel. 1792 puanlı bir arkadaşla elimizden geleni yaptık. Burada İskandinavya savunması yapmışız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz abone olarak her zaman destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.